izlenini görebilir miyim acaba? Oğuzhan Bey, Arba Yaprak Festivali'ndeyiz. Sesleri evet, duyuyorsunuz. Yaklaşık 40 bin kişi var içeride. Nasıl bir sahne bekliyor izleyici? Şahane bir kalabalık var. Şu saniye intromuz girdi. Bir dakika sonra tam sahnedeyim. Ben de çok merak ediyorum. Kalabalığı da merak ediyorum. Kavuşmak için heyecanlıyım şu an onlarla. Nasıl hazırlık yaptınız peki? Nasıl bir repertuar var? Vallahi herkesin bildiği şarkılarımı söyleyeceğim. İnşallah birazdan burası yıkılacak. Siz neler yapıyorsunuz peki? Tatildeydiniz. Nasıl geçiyor? Konserden konserde koşturuyorsunuz. Tatille işi bir araya getirmeye çalışıyoruz sürekli. İşte sahneye çıktığım yerlerde böyle bazen bir gün kalıp falan biraz dinlenmeye çalışıyorum. Onun dışında koşturuyoruz vallahi. Yaz yoğun. Pandemisiz gerçek ilk yazımız aslında bu. O yüzden tadını çıkarıyoruz bütün inşallah, müzik dünyası. İnşallah o günlere dönmeyiz. Geçtiğimiz haftalarda da Aşk Beni Yendi yayınlandı. Geri dönüşler nasıl oluyor, nasıl gidiyor? Vallahi geri dönüşler harika. Ben de çok memnunum. Şimdi konserde de söyleyeceğiz bakalım. Biliyorlar mı, bilmiyorlar mı? Ezberlemişler bile artık. İnşallah, umarım. Mehmet Hanım nasıllar peki? Covid'lerdi. Atlattı. Çok şükür size bulaşmadı. Çok şükür. Sağlık, sıhhat yerinde, her şey yolunda. Bir de çıtayı biraz yükseltmiş. Düğün hediyesi, milyonun üzerinde diye duyduk. Bugün bir saat almış. Yani vallahi daha düğünü yapmadık. O yüzden bakacağız. Ben bekliyorum. Bakalım ne olacak? Siz nasıl bir sürpriz yapacaksınız peki? Biz birbirimize çok güzel hediyeler alırız, veririz. Gönüller böyle olsun. Önemli olan. Düğün tarihi yaklaştı. Peki nasıl yapacağız? Gel sen. Gel gel Gökmen gel. Pardon. Ortaya. Biz alışık değiliz böyle yani. Aynen. Bizim en büyük özelliğimiz her adamı incecik gösteririz. Çok güzel bir organizasyon. Zaten nerede böyle uluslararası gastronomi organizasyonlar olsa sevgili dostumuz Gökmen Sözen her zaman onun öncülüğünü yapıyor. Türkiye'ye yurt dışında görmeye çok alıştığımız şefleri getiriyor. Bize misafirlerimiz gelince, şef arkadaşlarımız gelince gelip onlara destek vermeyi çok seviyoruz. Çok güzel bir organizasyon, çok güzel bir ortam. Keyifle buradayız. Evet. Efendim sizler ne söylemek istersiniz? Ya şöyle bir şey var, işte biz zaten böyle yerlere gelince görüyorsun yüzümüzde güller açılıyor. Yani bizi de mutlu eden yerler böyle. Yani ikimiz de hiç yemek yemeyi sevmediğimiz için. Biz bayılırız bu işlere. Yani yeter ki siz bizi böyle yerlere götürün. Tabii ki dünyanın önemli şeflerini buraya getiriyor sevgili Gökmen. Gastronomiyle alakalı gerçekten güzel çalışmaları yapıyor. Biz bunları zaman zaman bulundukları ülkelere ziyaretine ve yemeğini yemeye gittiğimiz şeflerin ülkemize gelip bu tür etkinlikler yapması ve bunlara vesile olunması bizim için harika. Bodrum bir gastronomi merkezi olmaya doğru ilerliyor mu acaba? Evet. Özellikle Mehmet herkese diyor ki sezon ortasını niye geldin buraya? Çocuklar ilk fırçalarını orada yiyorlar. İzin aldın mı oğlum sen geldin buraya falan diye bir kızıyor. Bodrum çok farklı bir gastronomi merkezi olma yönünde ilerliyor. O yüzden biz de ikimiz de Mehmet'in kariyerinde çok önemli bir yeri var. Benim çocukluğumdan beri zaten benim annem de babam da Bodrum'da yaşıyor şu anda. Çocukluğumdan beri zaten Bodrum'a geldiğimiz için Bodrum'un bu şekilde dünya gastronomisine söz sahibi olması bizim çok hoşumuza gidiyor açıkçası. Nasıl ama adaylarımız nasıl? Vallahi gayet bomba gibi. Çok güzel, çok iyi adaylar var bu sene. Çok her zamanki gibi yine çok talep oldu. Daha önceki yıllara göre çok daha farklı skalada da adaylar var öyle değil mi? Yani çok değişik göreceksiniz zaten başlayınca. Çok değişik skalada adaylar var. Yani ev hanımlarımız var, gençler var. Evet. farklı kültürlerden gelenler var. O yüzden güzel bir ekip kurulmaya başlandı. Biz de merakla bekliyoruz bakalım, ana kadro bir olsun, onlarla yarışmalarımızı yapalım diye. Onlara %100 katılıyorum. Bu sene gerçekten çok farklı kişilikler var, çok farklı segmentten insanlar var ve gayet de güzel gidiyor. Ben çok eğleniyoruz biz mesela. Peki, çok teşekkür ederiz. 1, 2, 3. Hadi bakalım. Baba. 1, 2, 3. Hadi bakalım. Bana en çok sorulardan bir tanesi ki sen o filmin müziğini yaparken nasıl bir duyguyla yaptın? Aşıktım. Aşıktım. Daha büyük bir... Sevgi, sıcacık, dost, insan evliliği. Eşref Kolçak, Türk sinemasının en önemli aktörlerinden biriydi. Ömrünün büyük kısmını geçirdiği Gemlik'te anısına düzenlenen bu özel festivalle anacağız büyük ustayı. Gemlik, Eşref Kolçak'ı unutmadı, unutmayacak. Ve yakın zamanda kaybettiğimiz Türk sinemasının efsane isimleri Cüneyt Arkın ve Fatma Dik'ten de söz etmeden geçmeyeceğiz elbette. Onlar hepimizin kıymetlisi. Sevgili Türkan Şoray, ne güzel sizle beraber yine aynı sahnede olmak. Hoş geldiniz. Bravo. Sevgili, çok sevgili. Yani o kadar mutluyum ki bugün sizinle birlikte olmaktan. Bu hepiniz hoş geldiniz. İyi ki buradasınız. İyi ki benimlesiniz. Sizinle olmak, sizlerle olmak dünyanın en güzel duygusu. Sizlerin bu ilgisi bizlere, bu sevginiz bizler için o kadar değerli ki. Yani belki kendi şahsım için konuşuyorum. Belki de beni hayata bağlayan en güzel güç, en önemli güç. Yani gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Sizlerle beraber olmak, bu sevginize layık olabilecek çok mutluluk verici bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şey Türk sineması adına. Sevgili Eşref Kolçak mutlaka bizi bir yerlerden görüyordur, duyuyordur, hissediyordur. Onun adına böyle bir festival düzenlenmesi çok güzel bir şey gerçekten. Çok değerli bir aktördü. Türk sinemasına çok emek verdi ve ne kadar güzel ki unutulmuyor. Ayrıca bu festivali düzenleyen, bu organizasyonu düşünen Sevgili Sayın Başkanımız Uğur Başkan'a da çok teşekkür ediyorum. Bizleri buluşturduğu için bu festival hayırlı olsun. Açılışı galiba bu. Evet. Niceleri olsun inşallah. Kaç uzun seneler sürsün. Bu festivalin uğuru olacaksınız biliyorum. Evet, hiç tereddüt etmiyorum. Gerekirse %100 sevgi ödülü vermek lazımdı Türkan Hanım'a. Sultan o, sultan. Gönlümüzün sultanı. Evlerimizin baş köşesinin sultanı. Kocaman bir alkış. Çok daha iyilerine layıksınız. Siz de benim hemşerilerim gibi. Usta isimlerinden diyelim. Çünkü yaptığı film müzikleriyle Selvi Boylum, Al Yazmalım ve diğer film müzikleriyle o da bir başka üstattır. Hoş geldiniz. Buyurunuz. Cahit Berkay'ın biriciyi Türkan Şoray. Bir kere yani gerçekten çok heyecanlıyım. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi ki sen o filmin müziğini yaparken nasıl bir duyguyla yaptın? Aşıktım. Aşıktım. Daha büyük bir... Sevgi, sıcacık, dost, insan evliliği.